Hocalarım hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle birlikte ÖSYM'de çıkmış ve çıkabilecek olan sorulara göz atacağız. İnşallah verimli bir ders geçiririz. Şimdiden hepimize iyi dersler diliyorum. Sorulara bakacağız hocalarım. Sorular üzerinden yorumlar yaparak dersimizi ilerleteceğiz. O şekilde bir saatlik bir dersimiz olacak. Şimdi hocalarım ilk soruyu şöyle açayım. Hocam YouTube değil Tekuzem üzerinden Şinasi hocam bu ders kaydına ulaşabilirsiniz. Yetkili hocalarımla görüşüp onlar kendileri zaten burada iletişim numaramız da var burada yazıyor. Oradan irtibata geçip bu derslerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi beden eğitim sporun temelleri dersiyle başlayalım. Bu şekilde ilerleyelim. İlk sorumuzu siz okuyun. Ondan sonra başka ses gelmeyen hocalarım var mı? Hemen geliyorum hocalarım. Sadece bir saniye. Kusura bakmayın. Hocalarım yeni başladık. Daha şimdi başladık. İlk soruyu çözmedik bile. Başka ses gelmeyen hocalarım varsa hocalarım lütfen. Hocam yazdı. Ses butonunu aktif ederseniz sesim gelir. Şimdi bakalım. Kadınların yarıştığı ilk olimpiyat ve branşlar aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Cevaplarınızı alayım. Şıklar üzerinden de ilerleyelim. Denizli diyen hocalarım var. Hocalarım baktığımızda şöyle tek tek gideyim. 1896 olimpiyatları ilk modern olimpiyatlardır hocalarım. Atina'dır. Ve kadınlar 1986 olimpiyatlarında mücadele etmemiştir. Hocalarım ses sadece çoğunuzda geliyor mu? Ya hocalarım ses gelmeyen hocalarım tekrardan girip çıkarsa öyle yaparsak daha iyi olur. Yoksa seste sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi 1904 Paris STL100 olimpiyatlarından gideyim. Bu olimpiyatlara kadınlar katılmıştır. Ancak katıldıkları ilk olimpiyat değildir. 1906 Atina olimpiyatları arkadaşlar. Olimpiyatların 10. yılına özel yapılmıştır. Gayri resmi bir olimpiyattır. Resmiliği yoktur. Geriye kalıyor iki şıkkım. B ve E şıkları. Kadınların katılmış olduğu ilk branşlardan bir tanesi golf arkadaşlar. Ancak diğer branş arkadaşlar tenis olacak. Masa tenisi değil. Kadınların katılmış olduğu ilk olimpiyatlar 1900 Paris, golf ve tenistir branşları da. Bu soruya bakalım hocalarım. Elektrikli kronometre ve fotofin işaretleri ilk defa hangi olimpiyatlarda kullanılmıştır? Cevaplarınızı alayım hocalarım. Hocalarım baktığımızda elektrikli fotofiniş ve kronometre ilk defa 1912 Stockholm olimpiyatlarında kullanılmıştır hocalarım. 1912'de zaten Berlin'de bir olimpiyat yok.
1906 Ara Olimpiyat dedik. 1896 ilk modern olimpiyat. 1920 olimpiyatları da Amherst'ta yapılmıştır. Şimdi bir de bir geleneksel Türk oyunları ile ilgili bir sorumuz var. Soruyu okuyalım, cevapları bana yazarsanız o şekilde ilerlerim. Evet, çok güzel hocalarım. Baktığınızda hocalarım cevabımız hepinizin de vermiş olduğu gibi Gökbörü hocalarım. Biz bu oğlan ne diyoruz Gökbörü'de? Şikar diyoruz. Hatta bu oğlan bırakıldığı bir de yer var hocalarım. Oraya da biz ne diyoruz? Tay kazanı. Bir oğlak var. İçi oğlan ayakları ve başı kesiliyor. İçi samanla dolduruluyor. Ve biz bu oğlağa şikar diyoruz. Biniciler oğlağı kapıp ne yapmaya çalışıyorlar? Tay kazanına bırakmaya çalışıyorlar. Bir de bu soruya bakalım hocalarım. Akımlarla ilgili bir sorumuz. Evet hocalarım, şimdi bize soruda neyden bahsediyor? Spor eğitiminde programın oluşturan hedefler, öğretme öğrenme etkinliklerinin değerlendirme aşamasında yol gösterici olan farklı bakış açılarını ve bireylerin spor yapma amaçlarını etkilemiş ya da yürütülen tarzda spora farklı bir bakış açısı oluşturmuştur. Buna göre oyun diyor, eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul edilir ve oyunun çocuğun doğrudan ilgisinin sonucu olarak istendik toplumsal davranışının kazanılmasının başlangıç noktası olduğuna inanılır. Oyun yolda çocuğun etkileşimi arttıracağı ve okuldan ayrıldığı zaman gerekli olacak toplumsal davranışları kazanacağı varsayılır diyor. Şimdi hocalarım, doğru cevap hepinizin yazmış olduğu gibi naturalizm. Şimdi biz soruya nasıl bakacağız? Arkadaşlar, naturalizmin temelinde ne var? Doğacılık var, değil mi? Biz doğacılık dediğimiz zaman böyle yeşillik, hayvanlar, orman, dağ, taş bunları düşünmeyeceğiz. Biz de insanız. Hayvan da var. Bizim doğamız var. Hayvanın doğası var. Her şeyin kendine has bir doğası var. Yetişkinin var, çocuğun var, genç çocuğun var, yaşlı insanın doğası var. Bize ne diyor? Çocuğun nerede diyor? Bakın şurada bir yerde. Çocuğun doğrudan ilgisi diyor. Çocuğun ilgisi neye yönelik arkadaşlar? Oyuna. Biz zaten artık günümüzde çocuklara ne yapıyoruz? Bir şey öğretirken oyunla, hareket eğitimiyle kazandırmaya çalışıyoruz. O yüzden soruları artık dikkatli okuyalım hocalarım. Nasıl varoluşçuluk olurdu hocalarım? Bir tane eşik geldi. Kendi doğrularını, kendi değer, inanç, değer ve inanç sistemini oluştursaydı varoluşçuluk diyebilirdik bu soruya. Ama bize ne diyor? Çocuğun doğrudan ilgisi diyor. Çocuğun doğasında ne vardır arkadaşlar? Oyun vardır. Bir de buraya bakalım. Olimpiyat yemini ilk defa hangi olimpiyatlarda kim tarafından edilmiştir? Şimdi hocalarım biz olimpiyat yemininin hatta olimpiyat bayrağı da ilk defa bu olimpiyatlarda dalgalanmıştır. 1920 Amherst olduğunu biliyorsak hocalarım 1, 2, 3 tane şıkkı eleyeceğiz. Victor Hugo arkadaşlar bir yazar. Tamam mı? Olimpiyat yemini ilk defa 1920 Amherst olimpiyatlarında Belçikalı eskrim branşıyla uğraşan sporcu Victor Bowen. Tamam hocam sıkıntı yok. Victor Bowen tarafından edilmiştir. Hatta olimpiyat bayrağı da ilk defa bu olimpiyatlarda ne olmuştur? Dalgalanmıştır. Ne diyoruz zaten? yeminler bayrağa karşı edilir hocalarım. Tamam mı? Hem bayrak hem yemin
İlk defa nerede? 1920 Amherst Olimpiyatlarını da unutmayalım. Bir de bu soruya bakalım hocalarım. Hocalarım, doğru cevabım spor. Zaten spor olduğunu nasıl anlarım? Şöyle, önceden belirlenmiş kurallara uygun farklı teknikler ve araçlar kullanılarak kazanmak amacıyla yapılan fiziksel, zihinsel ve toplumsal gelişimi de sağlayan harekete dayalı etkinlikler bütündür. Şimdi ben size yarışmayı anlatacağım. Hocalarım, yarışma nedir? Bana şöyle sorsaydı bu soru yarışma olurdu. Önceden belirlenmiş ferden yapılan kurallara uygun farklı teknikler ve araçlar kullanılarak kazanmak amacıyla bakın. Eğer bana ferden deseydi bu yarışma olurdu. Ama bana soruyu şöyle sorsaydı. Önceden belirlenmiş birden çok kişiyle birlikte yapılan kurallara uygun farklı teknikler ve araçlar kullanarak kazanmak amacıyla yapılan nedir diye sorsaydı ben de ona ne diyecektim? Müsabaka diyecektim. Bakın yarışmayı bana soruyorsa ferdeni vermek zorunda. Eğer bana müsabakayı sorarsa neyi vermek zorunda? Birden çok kişiyi vermek zorunda arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki farkı unutmayalım. Tamam mı? Geçen sene bu soru soruldu. Çoğu arkadaşım bu soruya geçen sene yarışma cevabını verdi arkadaşlar. Buna düşmeyelim. Bak yarışmayı bana soracak olursa ferden der. Eğer bana müsabakayı soracak olursa bir ya da aman birden fazla kişi diye son vermek zorunda. Anlaştık mı burada? Devam ediyorum. Şimdi spor yönetimi dersi sorularına geçtik. Bir okuyalım. Ondan sonra devam edelim cevaplarımızdan. Şöyle başlayalım. Aşağıdaki hangi spor yöneticisinin göz önünde bulundurması gereken ilkeler arasında yer almaz? Benim ilkelerim vardı. Tarafsızlık, yeterlilik, güvenilirlik, eşitlik, denklik, güvenilirlik gibi ilkelerim vardı. Şimdi yöneticisem her durumda personele karşı ne yapmam lazım? Tarafsız davranmam lazım. Yani tarafsız ilkesini yönetici düzgün bir şekilde uygulamış. Bir işi yapabilecek yeterlilikte çalışan alması. Yani yeterlilik ilkesini işi ehline vermiş değil mi? İşe alınan kişi yasalara uygun olarak çalıştığı sürece işin elinden alınmayacağını ve hakkının verileceğine güvenmelidir. Yani güvenilirlik ilkesini ne yapmış yönetici? Sağlamış. Takım çalışmasına uygun ortam sağlanmalıdır. Burada da ne yapmış? Eş güdümü, koordinasyonu sağlamış. Ancak birbirine denk iş yapan ve aynı mevkide çalışan kişilere ne yapmış? Farklı ücret ödemiş. Yani hangi ilkemi çiğnemiş benim? Denklik ilkemi çiğnemiş. Hocam tahminimce bir saat. Saat 10 gibi biter. De bu soruya bakalım. Hangi spor yöneticisinin en önemli görevidir? Hepimiz etkin bir örgüt yaratmak dedik. Kulübün borçlarını ödemek, bu da bir görevi. Taraftarın müsabakanın ulaşımını sağlamak, bu da yönetimin görevi. Oyuncuların isteklerini yerine getirmek, yönetimin görevi. Kulübün temizliğine dikkat etmek de arkadaşlar aslında yönetimin görevi. Ama en önemli görevlerinden ne var? Etkin bir örgüt. Yani devamlı, sürekli, gideri geliri eşit olan veya geliri giderinden fazla olan bir örgüt, bir kulüp yaratmak benim yönetici olarak en önemli görevlerimden
birisidir. Bir de buna bakalım. Fonksiyonlarla ilgili bir soru. Ne sormuş bize? Bir spor örgütü uygulamaları izleme, gerçekleşen sonuçları planlanan amaçlarla karşılaştırma ve gerekirse düzeltici eylemde bulunma, uygunluğunun gözden geçirilmesi aşağıdaki yönetim fonksiyonlardan hangisiyle gerçekleşir? Planlama ne arkadaşlar? Planlama her şeyden en önce ilk yaptığım fonksiyonumdu. Örgütleme ne? Artık ne yapmam lazım? Bu planlarıma iyi bir şekilde bir işlerlik kazandırmam lazım. Yönetmen arkadaşlar, yönetmede makul bir emir verip benim yöneticilerimi ne yapmam lazım? Harekete geçirmem lazım. Tam, makul ve açık bir emir vermem lazım. İş gününde çalışanlar arasındaki koordinasyonu, iletişimi sağlamam lazım. Ancak denetimse arkadaşlar, işin sonunda yapılan, değil mi? Planlarıma ne kadar uymuşum, ne kadar planlarımın dışına çıkmışım ve burada benim ne yapmam lazım? Düzeltici eylemde de bulunma yetkim var arkadaşlar. Bir de bu soruya bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Hazırlamış olduğum planın doğru bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini tespit etmek için kullanılan yönetim fonksiyonu. Biz ne dedik? Planımın doğru bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini hangi fonksiyonla kontrol ediyordum? Denetleme fonksiyonumla kontrol ediyordum. Arkadaşlar bu sene ÖSYM bize yine fonksiyonlardan bir soru getirebilir. Her sene birer tane soru getirdi. Bir de şu yaklaşımlara bakalım. Arkadaşlar bize soruda ne soruyor? Bilinen ilk spor organizasyonları milattan önce 776 yılında Yunanistan'ın Olimpiya şehrinde yapılmaya başlayan antik olimpiyatlardan bahsediyor paragrafta. Hangi yönetim yaklaşımı sergilenmiştir? Arkadaşlar bizde yönetim yaklaşımları aslında şuradan sonra başlamıştır. Sanayi devrimi. Buradan sonra arkadaşlar yönetim yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Hani ilk buharlı makine nerede bulunuyor? İngiltere'de bulunuyor. İşin mantığını size bir anlatayım. Ne oluyor? Buraya işçiler geliyor. Bir ham madde vesaire geliyor. Artık bu işte bu ham madde işlemek için benim fabrikalarda işçilere ihtiyacım oluyor. Bu işçiler buralara geliyor. Buralarda yerleşkeler kuruyorlar. Hatta ne yapıyorlar? Topçular diye bir futbol takımı kuruyorlar. Diğeri de tersaneciler diye bir takım kuruyor. Bunlar günümüzde bildiğiniz Arsenal, Liverpool. Bunlar ne yapıyorlar? Aralarında futbol müsabakaları oynuyorlar. Bir süre sonra buradaki işçi yoğunluğu ne oluyor arkadaşlar? Artmaya başlıyor. Burada oluyor 1.000 işçi. Ama var 2 tane futbol sahası. Bunların artık bir organizasyona, bir yönetilmeye ihtiyacı ortaya çıkıyor. O yüzden bana sanayi devriminden önceki yönetim yaklaşımını soruyorsalar arkadaşlar, endüstri öncesi yönetim yaklaşımı demek zorundayım. Buraya bakalım arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir sorumuz var. Liderlik tipleriyle. Ne demiş bakalım. Mustafa Kemal Atatürk öngörüsü yüksek. Kriz yönetiminde başarılı. Özgüveni ve iletişim gücü oldukça yüksek bir liderdi. Atatürk'ün sergilemiş olduğu liderlik tipi aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk otokratik bir liderlik tipi sergilemiş mi? Bakın kriz yönetiminden buna varamazsınız sadece. Liberal mi?
Değil. Hizmetkar mı? Değil. Açıklayalım hocam. Tamam, bir dakika cevap vereyim. Şimdi karizmatik liderlik olacak cevap. Demokratik liderlik de hocam ne demesi lazım? Ortak bir görüş demesi lazımdı. Otokratik de ne yapması lazım? Etrafındaki insanların duygu düşüncelerine ve görüşlerine ne yapmaz? Önem vermez. Liberalde neydi hocalarım? Liberalde yaptığı işi de içinde bulunduğu grubu da ne yapmaz? Çok kale almaz. Yani sorumsuzluk var aslında. Hizmetkarda ise amacı ne? O grup için kendini feda eder. O grubun nasıl bir ne kadar ihtiyacı varsa hepsini karşılamaya çalışmaktadır. Ama karizmatik liderlikte arkadaşlar bakın öngörüsü yüksek. Kriz yönetiminde başarılı. Bakın bunların hepsinin birlikte verilmesi lazım. Özgüveni ve iletişim gücü de oldukça yüksek bir liderdi. Bunları vermeden bize karizmatik lideri soramaz. Bir de şu soruya bakalım. Siz okuyun hocalarım, hemen geliyorum. Bu hocalarım 2 yıl önce çıkmış bir soruydu. Hangisi spor yöneticinin görev ve sorumluluklar arasında yer almaz diyor. İnsanlarla etkili çalışma. Ben yöneticiysem etrafındaki antrenörle, altında çalışanla, üstündeki astımla ne yapmalıyım? Etkili bir şekilde çalışmalıyım. Etkili bir işletme yöntemi gerçekleştirme, yönetimi. Ne yapmam lazım? Benim işletmemin gelirini, giderini, transferlerimi, işe alacağım elemanları ne yapmam lazım? Etkili bir şekilde yönetmem ve bunları gerçekleştirmem lazım. Spor için yeterli fiziksel yapıyı hazırlama. Nasıl bir fiziksel yapı? Benim antrenman sahasına mı ihtiyacım var? Antrenman sahamda bir eksiklik mi var? Bunları ne yapmam lazım? Gidermem lazım. Akılcı bir spor programı geliştirme. Benim sezondan önce ne yapmam lazım? Yıllık planlamamı, aylık planlamamı, bu haftalık planlamamı hatta günlük planlamamı da belirlemem lazım ki başarıya ulaşabileyim. Ancak sporcuların sportif başarısını arttırmak kimin görevi arkadaşlar? Antrenörün görevi. Bir de bu soruya bakalım hocalarım. Geliyorum şu kedimi atayım dışarı. Gel. Gayet güzel cevaplar geldi. Şimdi arkadaşlar bakalım. Osmanlı Devleti'nde sporda federatif yapının oluşturulmasına yönelik faaliyetler incelendiğinde bu alanda ilk örgütün 1903 yılında kurulan İstanbul Futbol Birliği olduğu bilinmektedir arkadaşlar. Biz bu döneme Osmanlı'da öz yönetim dönemi yönetim şöyle öz yönetim dönemi diyoruz arkadaşlar. Baktığınızda 1903'te İstanbul Futbol Birliği kuruluyor. Daha sonra arkadaşlar 1908'de OMOK, Milli Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti kuruluyor. Ondan sonra bu işin son ayağı 1922'de Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı olarak karşımıza çıkıyor TİCİ. TİCİ zamanında da hatta şöyle yazayım. Kurulan ilk 3 federasyon arkadaşlar. Bilelim. Futbol, atletizm ve güreş arkadaşlar. Bunları bilelim. TİCİ zamanında kurulan ilk 3 federasyon diye karşımıza her yerde çıkacaktır. Bir de bu soruya bakalım. Hüseyin spor yönetiminin hangi alanında çalışmaktadır? Diye bir soru sormuş bize. TİCİ hocam, federasyonu soruyorsan futbol, atletizm, güreş.
Bakalım hocam. Hüseyin spor malzemesi üreten uluslararası bir firmanın araştırma gelişme bölümünde çalışmaktadır. Bu bölümde sporcuların rakiplerine üstünlük sağlayacağı malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Hüseyin spor yöneticilerinin çalışma alanının hangisinde görev almıştır diye soruyor. Spor kulüplerinde bir görev almamış. Federasyonlarda da almamış. Gençlik Spor Bakanlığı'nda da bir görev almamış. Turizm sektöründe de bir görevi yok. Hüseyin ne yapıyor? Malzeme üretiyor arkadaşlar. Düşündüğünüzde spor endüstrisi de büyük bir alan. Örnek veriyorum bir Fenerbahçe kulübü. Sadece futbol şubesi yok ki. Basketbol, voleybol, atletizm, boks. Birçok yelkendir, birçok neyi var? Kurumu var, kulübü var. Kulübü var, kurumu var. E bunlar da hepsinde ortalama 15-20 sporcu olsa bunların hepsine ayrı ayrı malzeme üretmesi lazım. Ki bu kulüp ne yapıyor arkadaşlar? Bir de taraftarlarına ürünlerini ulaştırmaya çalışıyor. O yüzden oldukça çok fazla bir ne diyeyim böyle bir pazarı olduğu için böyle bir pazarda Hüseyin ne yapıyor? Çalışmış oluyor. Ve engellerde beden eğitimi spor dersi arkadaşlar. Bir de bu soruya bakalım. Hocam soruyu daha doğru okursak cevaba çok kolay ulaşacaksınız. Okuyalım sorumuzu. İşitme engelli çocuklarla çalışan beden eğitimi öğretmenlerinin aşağıdakilerin hangisini derslerde yapması uygun değildir? Göz kontağı kurarak iletişimde bulunması. Arkadaşlar işitme engelli bir öğrencim varsa sınıfında ben onunla göz kontağı kurmak zorundayım. Göz kontağı kuracağım. Açık, az ve öz konuşacağım. Ve onu beni görebileceği bir mesafede oturtmalıyım. Niye? Çünkü bunlar dudak okuma yetisine sahipler. Ne dedik zaten? Öğrencilerin öğretmenin kolayca görebileceği bir yerde durması gerekli. İşitsel ipuçlarıyla görsel ipuçlarını ne yapmam lazım? Birleştirmem lazım. Şimdi ben ne yapamıyorum? Zaten duyamıyorum. O yüzden benim duyu organım gelişmemiş. Benim göz organım, duyu organım ona nazaran daha fazla gelişmiş. O yüzden ne yapacağım? Görsel ipuçlarıyla birleştirmek zorundayım. Hocam benim öyle bir şu an yetkim olmadığı için onu yapamıyorum. Kusura bakmayın üvey hocam. İş birliğine dayalı çalışmaları desteklemesi. Hocalarım biz engellerde öğretim yöntemlerinde akran öğrenmesi, iş birliğine dayalı öğrenme sistemini kullanırız, yöntemini kullanırız. Neden? Bu insanların zaten özgüvenleri oldukça düşük. Şimdi ben bunları bir grubun içine dahil edip, o grubun içinde onlara da bir sorumluluk verip, bir ödevi, bir projeyi hayata geçirdiklerinde, başarıya ulaştıklarında ne yapmış oluyorum? Bu insanların özgüvenlerini yükseltmiş oluyorum ve daha çok sorumluluk alma isteklerini uyandırmış oluyorum. Onlara başarıyı tattırmış oluyorum. O yüzden bunları topluma ne yapıyoruz? Entegre etmeye çalışıyoruz. Ama sesimi duyurmaya çalışmam çok yanlış bir şey. Zaten beni duymuyorlar. İstediğim kadar bağırayım, çağırayım. Hiçbir şekilde beni duymazlar. Bir de bu soruya bakalım. Bakalım hocam. Hangisi engelli bireylerin ruhsal özelliklerindendir diye bize sormuş. Organ eksikliğinden dolayı fiziksel ihtiyaçlarını karşılayamam. Arkadaşlar fiziksel bir engellik zaten. El becerilerinde eksiklik. Bu da fiziksel. Akıcı ve rahat hareket edememe. Fiziksel. Yavaş davranma ve yavaş hareket etme. Fiziksel bir engellik. Ancak özgüven eksikliğim ruhsal bir engel olarak teşkil etmektedir arkadaşlar. Bir de buna bakalım arkadaşlar. Zihinsel engelli bireylerin eğitimiyle ilgili doğru olarak verilmiştir. Tamam.
Arkadaşlar, antrenör desteği almalıyım. Tamam mı? Öğrenci desteği de alabilirim. Beceriler küçük parçalara ayrılarak yaptırılır. Önce hatta büyük kas grupları, daha sonra küçük kas gruplarına hitap etmeliyim. Yönergelerim kısa olmalıdır arkadaşlar. Zaten zihinsel engelli bireyler eğitilebilir, öğretilebilir ve eğitilemez. Ağır, çok ağır engeller olarak mı oluyordu? Ayrılıyordu. Zaten bunlar akranlarından çok gerideler. Geç bir şekilde öğrendikleri için benim yönergelerim kısa olmalıdır. E şıkkı doğru cevaptı. Buna bakalım. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi görme engelli çocuk için atletizm dersinde kullanılabilecek uygulamalardan değildir? Gören rehber kullanırız hocalarım. Bağlama ipi. İzlediyseniz şöyle bileklerinden birer tane ip bağlarlar. Birlikte ne yaparlar? Sporlarını yaparlar. Koşularını yaparlar. Ses kaynağı bir düdük eşliğinde ne yapabiliriz? Çocuğu sese yönlendirebiliriz. Gören rehber gömleği. Böyle böyle parlak renkte bir gömlektir arkadaşlar. Onu giyersin ve sporcu ne yapar? Onun fosforlu rengine, ışık algısına sahiplerse. Hocam gören rehber, gören bir insan demek. Yani B2 ve B3 düzeyinde de olabilir gören rehber. Ancak B1 düzeyinde gören rehber kullanılır. Çünkü arkadaşlar B1 düzeyindeki insanlar görme yetisine sahip değildir. Bir de bu soruya bakalım. Evet, cevaplar geliyor. Burada biraz eksiz gibi. Şimdi hocalarım, soruya bakalım. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarında tekerlekli sandalye masa tenisi branşında ülkemize altın madalya kazandıran sporcumuz hangisidir? Cevap Abdullah Öztürk olacak arkadaşlar. Muharrem Korhan Yamaç kimdi arkadaşlar? Bizim 1992 Barcelona Olimpiyatlarına katılan ilk paralimpik sporcumuz. Neslihan Kavas. Kadınlarda şöyle kısaltı kısaltayım. İlk madalyamız, tamam mı? 2008 Pekin. Mehmet Gürkan kim arkadaşlar? Biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Erkeklerde ilk madalya alan sporcumuz. Sonra Abdullah Öztürk 2000 20. Sorumuzun cevabı zaten Tokyo Olimpiyatlarında tekerlekli sandalye masa tenisinde altın madalya kazanan sporcumuz. Gizem Girişmen ise 2008 Pekin Olimpiyatlarda kadınlarda ilk altın madalyamız. Bakın Neslihan Kavas 2008 Pekin kadınlar ilk madalyamız. Gizem Girişmen 2008 Pekin kadınlar ilk altın madalya. İlk altın. Bu soruya bakalım hocalarım. Türkiye ilk defa nokta nokta paralimpik olimpiyatlarına katılmıştır. Hocalarım, az önce de söylemiştim aslında cevabı. Türkiye ilk defa arkadaşlar 1992 Barcelona Olimpiyatlarına katılmıştır. Açacağım hocam bir dakika. 2008 Pekin ilk katıldığımız paralimpik değil. 92 Barcelona'da yapılmadı. Atlanta'da yapıldı. Unutmayın. Atlanta. 1960 Roma ilk paralimpik olimpiyatlarının yapıldığı olimpiyat. 2004 Atina'da
Bizim erkeklerde ilk altın madalyamızı aldığımız olimpiyat. Buyur hocam. Rica ederim hocam. Şimdi jimnastik sorularımıza geçtik. Gizem Girişmen hocam. Gizem Girişmen. İlk kadınlarda ilk altın madalyamız 2008 Pekin. Gizem Girişmen. Atıcılık branşı. Evet, evet hocam. Altın madalya. Kadınlarda ilk altın madalyamız Gizem Girişmen. Alayım mı hocam bu sorumuz için cevaplarınızı? Şimdi hocalarım ne diyor bize? Ahmet isimli sporcu kura'dan Kutlu Beygir'i seçmiştir diyor. O zaman benim ne yapmam lazım? Jimnastikte erkeklerde sıralamayı bilmem lazım değil mi? Neyle başlıyordum? Yerle, barfiks, paralel, atlama masası, halka ve kutlu beygir diye gidiyordu benim sıralamam. Ben o zaman ilk hareketim kutlu beygirse daha sonra ne yapmam lazım? Halka yapmam lazım. Bakın hepsinde var. Şu an ne yapamadım? Eleyemedim. Ondan sonra ne yapmam lazım? Atlama masası yapmam lazım. Kaç şıkta var? 3 şıkta. Yani ben A ve D şıkkını ne yapıyorum? Eliyorum. Ondan sonra ne yapmam lazım? Paralel. Var mı? Paralel. Diğerlerinde yok. O zaman cevabım ne olacak? B şıkkı olacak. Kuklu beygir, halka, atlamaması, paralel, barfiks ve yer diye sıralamam devam edecek. Normal sıralama nasıl zaten? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde gidiyor. Arkadaşlar beklediğimiz bir soru formatı aklınızda bulunsun. Sıralamayı bilelim. Şuna bakalım hocalarım. Jimnastikte kadınlarda yer hareketleri kaç saniyede tamamlanır? Maksimum kaç saniyede tamamlanır? Hocalarım biz ne diyoruz? Kadınlarda yer hareketleri 70 ila 90 saniye arasında tamamlanmak zorunda. Yani bize kaç saniyede tamamlanır diye sorduğu için cevabımız 90 saniyede olmalıydı. En az minimum kaç saniye olması gerekir derse cevabım 70 saniye olmalıydı. Erkeklerde bu süre 50 ile 70 saniyedir. Bir de buna bakalım. Crawl değil, Tong Fei, Wugona, Rod gibi hareketler aşağıdaki aletlerin hangisinde yapılmaktadır? Hocam ayrıntısından ziyade yani biz girdiğimiz kurumlarda bunları anlattık. Çünkü geçen sene ÖSYM bize barfiks aletinde yapılan hareketleri sordu. Yani artık bunlardan kaçınmamamız lazım. Kaçmamamız lazım. Ben sorunun size cevabını vereyim arkadaşlar. Kuroldayı, Tong Bey, Wugonan, Road, hatta seyahatli spindeller, devirli hareketler dediğimiz hareketler arkadaşlar kuklu beygirde yapılır. Halkada hocalarım L duruşu, sonra T duruşu, T duruşuna H duruşu da deriz. Çolak hareketi, güç hareketleri, salınımlar yapılır.
masasında arkadaşlar Yurchenko. Sonra kartpille olan atlayışlar. Salto ve burgu yapılır. Bartix'te pürüvet, amut, adler hareketi yapılmaktadır. Paralelde ise arkadaşlar yine pürüvet var. Ters tutuş, düz tutuş, çapraz tutuş, kartal duruş da paralel aletinde yapılır hocalarım. Buna bakalım. Sırt numarası kullanmama, hatalı moya, takı bandaj kullanımı. Bunların cezası kaç puanmış? Arkadaşlar sırt numarası kullanmama. Bakın jimnastikte sırt numarası var. Hatalı moya giymek, hatalı takı ya da bandaj kullanma. Değiş jürisine selam verme, ısınma süresini aşma, aktif hakemlerle konuşmak. Serin bittikten sonra tekrar podyuma çıkmak arkadaşlar 0,3 ceza puanına karşılık gelmektedir. Bunları lütfen bilelim. Hangi hata kaç puan, hangi ceza puanına karşılık geliyor bunları bilelim. De şuna bakalım. L duruşu ve H duruşu gibi duruşlar hangi alette yapılır? Zaten az önce de söylemiştim arkadaşlar. L duruşu, H duruşu bunlar zaten kuvvet içeren güç duruşları. Çolak hareketi de var hocalarım. Halka aletinde yapılmaktadır hocalarım. Bir de bu soruya bakalım. Şuradaki boş alana hangisi gelmektedir? Gelmelidir. Alayım cevapları. Bir kişi geldi, iki kişiden geldi, üç geldi. Aslında basit bir soru arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Geri taklanın aşamalarını soruyor. Ne diyor? Devrilme ile eş zamanlı olarak sırasıyla kalça, bel bölgesi ve sırt ve omuzlar ne olur? Yere temas ettirir. Aslında ben ne yapıyorum artık? Geri dönüşe doğru gidiyorum. Çenem de göğsüme yakın. Dizlerim karnıma doğru çekili. Ne yapmam lazım? Benim bu esnada ellerimi alıp başımın yanında omuz genişliğinde ne yapmam lazım? Avuçlarımı yukarı bakacak şekilde konumlandırmam lazım. Ama bu kollarımın pozisyonu arkadaşlar ne çok açık ne çok dar olacak. Baktığınızda bana ne soruyor? Bunu soruyor. Bu aşama hangisidir diye aslında diyor. Baktığımda hocalarım dizden bükülü olan dayanma bacağı ile doğru ileri doğru uzunca bir adım atılır. Geri takta böyle bir evremiz yok. Gövde diyor gergin durumdaki bacaklara iyice yaklaştırılır. Ben geri takta da gergin bacak kullanmıyorum. Hareketi yumuşatmak için kollar dizlerin yanına seri biçimde koyulur. Aslında burada erişmek hareketinden bahsediyor. Kollar yukarı kaldırılırken dayanma bacağı da diz hizasında kaldırılır. Ama ben geri takladığı dayanma bacağı kullanmıyorum. Yuvarlanma hareketinde omuzlar ne diyor? Yere temasıyla kollar omuz genişliğinde başın her iki yanına ne yapar? Getirilir arkadaşlar. Cevabım A şıkkı olacaktı. Bir de bir puanlama sorumuz var. Jimnastikle ilgili.
Yok mu cevap? Emin olmakla beraber C. Şimdi hocalarım. Bakın ne diyor? Ali sporcu, Ali isimli sporcu halka aletinde yarışmış ve hakemleri Ali için vermiş olduğu puanlar burada gözükmektedir. Arkadaşlar benim 6 tane E hakemim var. Tamam mı? D hakemim var, bir de E hakemim var. D hakemim zorluk hareketlerine bakar. E hakemim ise hareketin tamamını gözlemler ve puanlamasını yapar. Ve 6 tane benim E hakemim var. Şimdi ben E hakemlerimin puanlaması önüme geldiğinde hocam E hakeminin vermiş olduğu sporcu puanları. Şimdi anlatıyorum. E hakemlerimin puanları önüme geldiğinde ne yapacağım hocalarım? İlk önce en yüksek puanı bulup eleyeceğim. Yani 4 numaralı spor hakemin vermiş olduğu puan 3. En yüksek puan. Ondan sonra bir de en düşük puanı bulacağım. 1 ve 3 numaralı hakemler ne yapmış? 2,3 puan vermiş. Bunlardan bir tanesini ne yapacağım? Eleyeceğim. Geriye kalan puanlarım. 2,4, 2,3, 2,8, 2,7. Bunları ne yapacağım? Toplayacağım. Topladığım zaman hocalarım bunları toplayıp neye böleceğim? 4'e böleceğim. Aritmetik ortalamasını alıp cevabı bulacağım. Cevabım kaç çıkıyor? 2,55 çıkar. ÖSYM size bu kadar küsuratlı sayılar vermeyebilir eğer böyle bu tarz bir soru karşınıza getirirse. Net sayılar verecektir. Ben küsuratlı vermiştim. O şekilde ilerleyeceğim. En yükseği, en düşüğü çıkaracağım. 4 hakemim kalıyor. Toplayacağım. 4'e bölüp aritmetik ortalaması sporcunun halka puanını oluşturuyor. Gelelim atletizm sorularımıza. Evet hocam. Atletizm pistinde yapılan yarışmalardan hangisinin son 1100 metresi kulvarsız koşulur? Şimdi arkadaşlar bakalım 1500 metre tamamı kulvarlı, 3000 metre tamamı kulvarlı, 4x200 kulvarlı, 800 metrenin ilk 100 metresi kulvarlı yani son 700 metresi kulvarsız. Ama 4x400'ün ilk 500 metresi kulvarlı arkadaşlar. Ben atletizm pistinin 400 metre olduğunu biliyorsam 4x400'ün de 1600 metre olduğunu bilirim. Bundan ne yapacağım? 500'ü çıkaracağım. Kaç metresinin kulvarsız koşulduğunu ne yapacağım? Tespit edeceğim. Yani 4x400 metre. Bu soruya bakalım. Ne sormuş bize? Olimpik ölçülerde olan atletizm pistinde 10.000 metre koşusunun başlangıç noktası neresidir? Arkadaşlar ben pistin 400 metre olduğunu biliyorsam ve bütün yarışmaların aynı yerde bittiğini bilmek zorundayım. Şimdi kısa bir matematik yapalım. 10.000. Tamam, basit. 400'e bölelim. Benim pistimin uzunluğu 400. Sıfır gitsin, sıfır gitsin. Sıfır gitsin, sıfır gitsin. 100 metrede 4 kaç kere var? 25 kere var. Yani tam çıktı. Yani sporcu ne yapacak? 25 tane tam tur atacak. Bakın şöyle atletizm pistim olsun. Şurası protokol olsun. Bütün yarışmalar nerede biter? Burada biter. Yani benim sporcum aslında nerede başlayacak? Bitiş çizgisinde yarışmaya başlayacak. Yani 25 tane tam tur atacak. Anlaştık mı hocalarım?
Burada anlamayan var mı hocalarım? Devam ediyorum o zaman. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra uluslararası alanda ilk madalyamızı alan sporcu kimdir? Alayım cevapları alayım. 3-4 kişi yazdı da. Uluslararası alanda ilk madalyamızı kim aldı? Arkadaşlar, bakın bu soru yanıltıcı bir soru. Tamam mı? Düşmeyin. Zaten dersimiz şu an atletizm. Soru çözdüğümüz konu. Ahmet Kireççi arkadaşlar bizim olimpiyatlardaki ilk madalyamız. Tamam mı? Olimpiyat. Yaşar Erkan olimpiyatta aldığımız ilk altın madalya. Hatta ikisi de hangi olimpiyat? 1936 Berlin. Celal İbrahim arkadaşlar ilk Türk atleti. İlk Türk atlet. Ruhi Sarıaps arkadaşlar 1948 Londra olimpiyatlarında güreş branşı dışında İlk defa farklı bir branştan madalya alan atletizmde 3 adım atlamada bronz madalya alan sporcumuz. Ama Semih Gündoğan arkadaşlar 1932 Balkan oyunlarında 100 metrede ikinci olmuştur. Gümüş madalya almıştır. Baktığınızda 1932-1936'dan 4 yıl öncesi Balkan oyunlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk madalyası da almıştır. Tamam mı hocalarım? Semih Türkdağ'ını da unutmayın. Bir de bu soruya bakalım hocalarım. Ayşegül hocam altın. Ahmet Kireççi ile daha çok karıştırılabilir bu. Evet, 1936 32 balkon oyunları hocam. Atina'da yapıldı. Sorumuza bakalım. 400 metre branşıyla. Hocam Ruhi Sarıalp'te 1948 Londra Olimpiyatlarında güreş branşından sonra ilk defa farklı bir branşta madalya alan sporcumuzdu. Atletizm 3 adım atlama branşında bronz madalya almıştır. Şimdi soruya bakalım hocalarım. Ne diyorsunuz? 400 metre branşıyla uğraşan Atakan katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 50-34 koşmuştur. O anda rüzgar hızı 2,2 metre bölü saniyedir. Atatürk'ün Atakan'ın koştuğu bu derece Türkiye rekoru sayılır mı? Denizli diyen var. Ceyhan diyen var. Adana diyen var. Ceyhan diyen de var. Adana var. Şimdi hocalarım bakalım. Şimdi atletizmde biz rekorun geçerli sayılması için ne diyorduk? Rüzgar hızının artı eksi 2 metre bölü saniye aralığında ne olması lazımdı? Olmasını istiyorduk. Ancak bu kural nereye kadar geçerli arkadaşlar? 200 metreye kadar geçer. 200 metrenin de hatta son 100 metresinde rüzgar ölçümü yapılır arkadaşlar. 200 metrenin son 100 metresinde rüzgar ölçümü yapılır. 400 metrede rüzgar ölçümü yoktur hocalarım. Yani rekor ve derece geçerlidir. Unutmayın bakın. 200 metreye kadar olan yarışmalarda rüzgar ölçümü yapılır. Hatta 3 adım uzun atlamada da yapılır. Ve 100 metre, 200 metrenin de son 100 metresinde rüzgar ölçümü yaptı. Yani Atakan'ın koşmuş olduğu derecede rekor da geçerlidir. Tamam mı arkadaşlar? Düşmeyelim. Tuzak soru.
Bir de şuna bakalım. Evet arkadaşlar. ÖSYM bize geçen sene evrelerden de soru getirdi. Hangisi ana bölümlerinden değildir diye sormuş. Reaksiyon zamanı var. Çıkış takozu terk etme var. Hatta 1, 2, 3, 4. Sonra ne olacaktı bir de? Negatif ivmelenme olması lazımdı. Ama dikey sıçrama diye bizim bir evremiz yok. 100 metrede. Şimdi hocalarım, dersimiz burada sona erdi. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah verimli olmuştur. Varsa bir sorunuz alayım şimdiden. Yoksa hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. İnşallah hepiniz için güzel bir sınav olur. İnşallah hepiniz emeklerinizi karşılığını alırsınız.